Yazıyor. Michael'ın davasını, Yargıtay'ın bozduğunu yazıyor. Duruşmanın bugün görüleceğini yazıyor. Yoksuldan fakire yardımdan başka bir şey yapmadı Karadayı. Ne yaptıysa halk için. Karadayı geliyor. Karadayı geliyor. Sen bizim kahramanımızsın Karadayı. Karadayı geliyor. Karadayı geliyor. Garibanın babası Karadayı. Helal olsun Karadayı. Karadayı geliyor. Evet. Karadayı. Ne kadar güzel seslerle. Ben Mahir Bey'in avukatıyım. Duruşmadan önce kendisiyle bir görüşmek istiyorum, izin verirseniz. Emriniz olur yengem. Feridem. Mahir. Hı. Herkes sana biat ediyor. Sana hayranlıkları önü anlamaz bir şekilde büyüyor. Biz bununla nasıl baş edeceğiz? Ben senin yokluğunla baş ettiysem şu dünyada Feridem, her şey mümkün demektir. Dert etme. Bana bak avukat. Sana bir servet ödüyorum. Adam akıllı yap, savunmanı kurtar beni. Elimden geleni yapıyorum Belgin Hanım. İnşallah, inşallah. Yoksa bugün hakim o kalemi kırarsa, o kalemin bir ucu da sana. Anladın sen. Kuru fasulyeye bayılırım. Çok severim. Ama bir etli sevmem. Et biraz tadını değiştiriyor sanki. Böyle nasıl anlatayım? Kekremsi oluyor. Toprak kapta pişireceksin usta. Ağır ağır pişecek ama iyice pişecek. Öyle dağılmayacak pişince. Tel tel dağılırsa olmaz. Böyle salçalı, çok bol salçalı. Of. Üzerine şöyle pul biber. Oo. Çok şaşırdım. Ben sanıyordum ki bütün zevklerimiz aynı. Geçen gün mercimek geldi. İkimiz de beğenmedik, gönderdik. Ama o Karadayı'ya gelen ganimetlerden de ne yedik be. Ne yedik be, Sivaslı tulum peyniri ne kadar güzeldi böyle ağzımda böyle. Ha, yani senin de gelmen çok iyi oldu ha Sivaslı. İyi ki geldin. Yoksa ne yapacaktım ben burada? Yine sessizsin bakıyorum. Sıkıldım ama ha. Geçen gün ne güzel konuşuyordun bır bır bır. Düşünme oğlum bu kadar, düşünme. Ne düşünüyorsun? Düşün düşün. Düşün. Gel. Senden 5 taş oynayalım, ne dersin? Ha? Çılık yapmak yok yenilince. Ha, hiç sevmem böyle şeyleri. Tamam mı? Hayır ben aldım. Hayır. Hayır ya. Allah Allah. Sıra bende. Bak bak bak. Ağzının ortasına patlatan bir tane bak. Başlıyorum. Günler. Thank you.
Beyler, gazeteler. Hem annelik hem de sahne hayatı yoruyor beni. Ama ben kızıma da hem de işime öyle aşığım ki... yorgunluk bana adeta hem keyif veriyor... sanatımı icra ettiğim her an Zeynep'ime koşuyorum. Bol bol vakit geçiriyoruz onunla. Yakında beni bir 45'likle karşınızda olacağım. Bu şarkının adı Aci. Sanığa son savunması soruldu. Söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mı Belgin Hanım? Belgin Hanım, size soruyorum. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa karara geçelim mi? Siz zaten verdiniz kararınızı. Değil mi? Hükmünüzü verdiniz. Asacaksınız siz beni. Kıracaksınız o kalemi. Halinizden belli. Bakışlarınızdan belli, gözlerinizi kaçırmanızdan belli. Sesiniz alçaltmanızdan belli. Siz benim hükmümü verdiniz. Siz kıracaksınız kalemi değil mi? Siz asacaksınız beni değil mi? Bir tek ben adiyim. Bir tek ben suçluyum. Bir tek ben katilim. Benim yaşadığım hayatın adaleti ne olacak peki? Ha? Bana yapılan kalleşliklerin, adiliklerin hiç önemi yok değil mi? Bebekken terk edilmemin, anasız babasız büyümemin, genç kızlarımla üzerime çöken kara basanın mı? Önemi yok değil mi? Onlar temiz. Ben kötüyüm. Değil mi? Hep ben kötüyüm. Sebepler önemsiz. Netice önemli. Değil mi? Sizin hükmünüz belli. Asacaksınız siz beni. Madem benim sözümün bir kârı yok, benim diyecek bir şeyim de yok. Dosya incelendi. Yargılamaya son verildi. Gereği düşünüldü. Sanık Belgin Türen'in kendisini cezadan kurtulmasını temin maksadıyla adam öldürmek suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi, 9. fıkrası uyarınca idamına karar verilmiştir. Ben size dedim. Sizin adaletinizi ancak gördüğünüz...
Yazıklar olsun size. Siz böyle böyle kıyıyorsunuz hayatlara. Böyle böyle kıyıyorsunuz gençlik insanlara. Yazıklar olsun size. Ben sizin adaletinize tüküreyim. Buyurun avukat hanım. Yüce Mahkeme Heyeti. Yaklaşık 4 sene önce bir aileyle tanıştım. Kara ailesi. Tertemiz, masum, kendi hallerinde yaşayan aile üyeleri. Bir gün hain bir oyunla hayatları savrulup darmaduman olan bir aile. Yıllardır suçsuzluğunu ispat etmek için verdikleri savaşa bizzat tanık oldum. Kimseyi incitmeden yaşamaya çalışırken canlarını toprağa verişlerine şahit oldum. Bu duruma sebebiyet veren insanlar ya vefat etti ya da şu an hapishanededir. Her birinin suçu ispat edilmiş olup yargılanmaktadırlar. Bütün bu bilgiler elinizdeki dosyada mevcut. Siz zaten hepsini biliyorsunuz. Yalnız müvekkilim Mahir Kara sadece kendi masumiyeti için mücadele vermedi. Aynı zamanda bu suç çetesinin çökertilmesi için de uğraştı bu süre zarfınca. Ve bu insanların yakalanmasında büyük katkı sağladı. Ki bu çete elemanları için de adliyeden, emniyetten ve hatta devletin üst rütbelerinden insanlar da mevcut. Yıllardır kanımızı emip kanunsuzluklarıyla insanların canını yakmış bu insanlar kimliklerini bir sır gibi saklamışlardır. Ama Mahir Kara sadece kendisi için değil, herkes için yılmadan bu insanlarla savaşmış ve hepsini tek tek gün ışığına çıkarmıştır. Mahir Kara birçok insanı esaretten kurtarmış, birçok yolsuzluğun önünü kesmek için yılmadan mücadele vermiştir. Hem de canı pahasına. Şimdi sizden isteğim, kararınızı vermeden önce bütün bunları göz önünde bulundurmanızdır. Yüce Mahkeme Heyeti, müvekkilim Mahir Kara'nın beraatini talep ediyorum efendim. Geriye düşünüldü. Katibe Hanım. Dosyanın bir sonraki celsede karar verilmek üzere incelemeye alınmasına, duruşmanın 3 ay sonraya bırakılmasına karar verilmiştir. İşaret. İnan bana Mahir. Sadece adli tatil olduğu için biraz uzun bekleyeceğiz. Mahir. Yüreğine kasaveti düşürme evlat. Bunlar son özlem dolu zamanlar. Gönlünü ferah tut. Aydınlık günler çok yakında. Sağ ol babam.
Beni böylesine bekleyen bir ailem var ya. Ötesi gam değil. Hiçbir şey anlamadım ki ben. 3 ay ertelendi dediler. İyi bir şey mi bu şimdi bizim için? Kötü mü? İyi İknur, iyi. Hakim talebi reddedecek olsa hemen karara bağlardı. Ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Bu dava hepimiz için iyi bitecek. Sevda. Davanın sonu ne olursa olsun sana minnettarım. İki canınla gece gündüz çalıştın didindin. Her şeye bedel bu mücadele. Gülün siz, gülün. Gülün. Yaşayacak ömrünüz var tabii. Gülersiniz böyle. Bakın birbirinizin gözlerine. Asacaklar beni. Bu gencecik yaşımda toprağın altına koyacaklar. Öldüğümü duyduğunuzda da arkamdan bayram edersiniz artık. Yürü artık. Söyle söyle bitiremedin. İşleme şeyden olacağız çünkü. Hadi abi, araba bekliyor. Gidelim. Sen gelme Sevda. Şirket kurdu. Kapıdan bir müşteri gelmiyor. Hadi çocuklar. Görüşe. Geç kalıyoruz. Arabalara. Beni de gel. Gel yavrum sen de. Enişten beni niye öptü? Oo, şeker misin, bal mısın? Durun hemen, üşüşmeyin öyle. Tepsi size değil, Belgin'e. Oo. Bak. Kalk canlı cenazeye bak, nasıl ayağa kalktı. Onu tek başına mideye indirmeyeceksin herhalde. Onu burayla paylaş bakalım ha. Ağzı kıllan hepsine. Oo. Oh yeah. Vallahi hiç masraf etmeseydin ya, biz arkandan elvanı kavuracaktık. Görürsene!
Az sessiz çevir tiyatronu. Hücreler dolu. Habire şikayet var. Seni benimle böyle konuşmaktan men ederim. Sen kim oluyorsun da benimle böyle hop 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 diye konuşuyorsun? Koskoca devletin koskoca savcısı var senin karşında. Ahlaksız, adi, kendini bilmez, kifayetsiz muhteris seni. Adam yemiş kafayı. Ne oldum demeyeceğim, ne olacağım bu? Koskocaman savcı. Yazık, çok yazık. Asılmasına ay kaldı. Kolay değil. Ben hiçbir idamlığın öte tarafa aklı başında gittiğini görmedim. Programımıza hafif batı müziğiyle devam ediyoruz. Alev söylüyor, yalan. Aşka gerçek dediler, severse gitmez dediler. Sana da, şarkına da, batı müziğine de. O zaman! Mahir abim nasıl sevinecek hepinizi görünce. Feridem. Ne kadar da büyümüş kerata. Şimdiden aramıza giriyor. Sıkı sıkı saramıyorum karımı. Nasılsın? Sizi gördüm daha iyi oldu. Kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Allah bir yastıkta koyacağız. Eyvallah. Gelin hanım. Ailemize hoş geldin. Sağ ol abi. Estağfurullah. Hayırlı uğurlu olsun. İknur'um. Nasıl kardeşim? Nasıl gidiyor? İyi, çok şükür. Bitti değil mi o iş? Bitti abi. Boşandık İsmail'le. Geçmiş olsun. Sağ ol. Güzel bir haberim daha var. Bülent de evlendi biliyor musun? Yeniden bir yuva kurdu kendine. Ne güzel. Allah mesut bahtiyar etsin. Söngül'üm, güzel kardeşim. Gel bakayım buraya. Nasılsın bakalım? İyiyim abi. Zayıf dersin yok değil mi? Yok. Aferin sana. Ailemizin medarı iftarı. Erdal abim. Hoş geldin. Hoş bulduk Mahir. Babam. Oğlum. İyi gördüm seni. İyiyim babam, nasılsın? Hadi buyurun oturun. Gel. Geç baba. Sağ ol. Feridem gel. Anlatın bakalım başka ne var ne yok. Benim memuriyete başvurum kabul edildi abi. Bir aya başlıyorum. Hadi gözümüz aydın. Gerçi eski işler peşimizi bırakmıyor abi. Kahvehaneydi, yazıhaneydi derken her gün yardım istemeye tonla adam geliyor. Ya ben diyorum yok artık, mıntıka bizde değil diyorum ama nafile. Vallahi sana yazılan mektuplar bir çuval eder abi. Sadece oraya değil, eve de geliyorlar. Yardım isteyenler, yardım edelim diyenler, bizi yanına alsın diyenler. Vallahi nasıl baş edeceğiz ben bilmiyorum. Biliyorum Sevda'm, biliyorum. Ama sıkmayın canınızı. Nasılsa unutacaklar. Bu da geçecek. Sen nasılsın Mahir? Ha? Bir isteğin, bir ihtiyacın var mı ya?
Yok babam. İyiyim çok şükür. Sabırla duruşma gününü bekliyorum işte. Hayırlısı. Hey Osman. Anlat bakalım nasıl gidiyor okul? İyi abi. Yani zorlanıyorum tabii alışmakla böyle ara verdikten sonra ama... Songül yardım ediyor sağ olsun. Babam geçen görüşe geldiğinde bir şeylerden bahsetti. Sevda'nın önünde koca dünya duramaz. Değil ki ben durayım. Babamın razı olduğu her şey benim için de tamamdır. Başka almak istediğimiz izinler de var mı? Hayır. Biriktirdik de geldik. İlknur Erdem. Müsaadeni isterler. Hayırlı olsun. Ne müsaadesi baba, ben mutlu olurum sizin mutluluğunuzla. Hayırlı olsun. Sen nasılsın yani? İyiyim. Seni bekliyorum. Ay hadi. İtişip kakışmayın it gibi. Herkes çıksın havalandırmaya. Haydi, haydi. Haydi. Niye yatıyorsun sen? Kalk hadi. Kalkamam. Hastayım ben. Halim yok, kalkamam. Yasak. Havalandırma zamanı içeride duramazsın. Kalk. Rahat bırak beni. Bırak ömrümün son günlerinde istediğimi yapayım. Bırak. Kız. Daha düne kadar ölürüm de kendimi astırmam. Yok kimse beni asamaz diyordun, böyle burnunu dikiyordun havalara. Ne oldu da ecelini kabul ettin ha Aspam? Git başımdan, hastayım. Çık hadi, çık. Haydi, oyalanalım mı? Akşam yemeği bizde yeriz. Sonra eve geçersiniz. Olur baba. Turgut'la Belgin'in idam cezası onandı. Birkaç ay içinde infaz gerçekleşir. Hatta belki daha erken. Herkes için adalet tecelli etti desene. Yıllarca yaptıkları kötülükleri canlarıyla ödeyecekler. Geçti Feride. Hepsi geçti. Mahir, ben çok korkuyorum. Neden Feride? Doğuma çok az kaldı. Ya duruşma gününe denk gelirse ya da daha öncesine. Bensiz duruşmaya katılacaksın diye aklım çıkıyor. Sebebi evladımız olsun Feride, mutluluk duyarım. Kısmetimizde ne varsa onu yaşarız. Dirensek de, bazen akışın tersine yüzsek de hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Bırak. Nasibimizde ne varsa onu yaşayalım. Karadayı, görüş bitti. Eyvallah başefendi.
Başefendi. Şu yan koğuştaki Necdet'le görüştür beni. Zor iş Karadayı. Havalandırmaya bile aynı vakitte salmıyorlar koğuşları. Ben beklerim, vaktim bol. Münasip bir zamanda ayarla. Ama muhakkak görüştür beni onunla. Peki. Hadi hadi hadi. Dilim damağım kurudu, çayı koyun. Ben koyarım. Sabahki çay zehir gibiydi. Ah, ben de bir su döküneyim. Sen o ağacın rengisin oğul. Gel 2 dakikada olsa otur düşünceme. Ne olur. Yine bir akşam oldu ve ben yine seni seçtim düşünmek için. Boğazıma takılmış bir kılçık gibi hatırlatıyor kendini hasretliğin. Anlatamadıklarını, dinleyemediklerimi düşünüyorum. Kışın üşümüşlüğünü, yazın terlemeni, tedirgin voltalarını ve yakışıklı efkarını düşünüyorum. Oğul, saçlarımda ahlar çıkarken sağlıksız fikirlerle sağlığına içiyorum. Sen orada duvarlara bakarken ben burada bir kez olsun gökyüzüne bakmadım. Baksaydı kararırdı yüzüm. Bırakabilseydim gözlerimi, mavisi yırtılırdı gökyüzünün. Ben o söküğü dikemezdim oğul. Acıdır, üşütür. Önce yorganı çekeceksin üzerine acıların. Sesin göçük altında kalır gibi olduğunda, babam diye sarılıp ağlayacaksın o duvarlara. Terleyeceksin. Sonra anan gelip ayağında sallayıp avutacak seni. Havlu koyacak sırtına. Ve o an gelecek ki oğul, ana rahminden çıkar gibi geleceksin babanın kollarına. Saf ve hala temiz ve hala oğul. Yazıyor, yazıyor. Halk kahramanı duruşmasının bugün olduğu yazıyor. Memleketi dört bir yanından onun için gelen insanları yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Eski saadetin fazının bugün olacağı yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Halk kahramanı Marika'nın duruşmasının bugün olduğu yazıyor. Memleketi dört bir yanından onun için gelen insanları yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Salon dolmuş taşmış geri. Dışarıdaki kalabalığın nedeni de sensin, değil mi Mahir Kara? Hiçbiri benim davetimle gelmedi Sayın Hakim. Biliyorum, biliyorum. Evet Savcı Bey, buyurun. Sayın Hakim, Sayın Mahkeme Heyeti. Yargıtay'ın bozma kararını uygun bir şekilde karar verilmesini talep ediyoruz efendim. Anlaşıldı Savcı Bey.
Saatler olsun. Teşekkür ederim. Tıraşınız müthiş. Eliniz çok hafif. Dışarıda dükkanınız var mı? Bugün çıktıktan sonra bir uğramak isterim. Ne çıkması bey? Biz sizi son yolculuğunuza hazırlıyoruz. Biz size ikram edeceğimizi siz bize ikram ediyorsunuz. Bu seferlik böyle olsun. Savcıyım ben. Koskoca bir savcı. Devlet asla buna izin vermez. Saatler olsun. Neticede hukuk var değil mi? Hukuk. Hukuk. Buyurun bakalım savcı bey. Hukuk. Neyse. Görüşürüz cancağız. Ben hazırım. Gereği düşünüldü. Yargıtay bozma ilanı. Dosyadaki deliller, savcılığın görüşleri ve sanığın yargılama sırasındaki ihali göz önünde bulundurularak sanığın eylemlerinin nefsi müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden daha önce 15 yıl olarak belirlenen cezasının 3/2 oranında indirilerek 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermiştir. Sen başardın kadınım. Sayende daha çabuk kavuşacağım. Sana, evladımıza. Mahir. Mahir suyum geldi galiba. Sizi bir yerlerden tanıyor gibiyim cancağızım. Simanız hiç yabancı gelmedi. Ne kadar naziksiniz. Uğurlamak için geldiniz. Evet gidiyorum hürriyete. Zaten bana da bu yakışırdı. Özgürlük. Kuşlar gibi özgür. Bir kar tanesi gibi hafif. Bahar bulutları kadar aydınlık. Cancağızlarım benim. Hepinizi özleyeceğim. Hoşça kalın. Buraya çıkın Turgut Bey. Bit tabii, bit tabii.
Ölüm saati 11.14. Ne çabuk geldik cezaevine. Abi cezaevine değil, hastaneye geldik. Doğuma yetiş istersen. Yengeyi yalnız bırakma. Başınız belaya girmesin. Girsin de abi. Gerekirse bir yılda senin için askerlik yaparız. Allah sizden razı olsun. Geldi yavrumuz Feride. Nasıl bebeğimiz, iyi mi? Al babası. Çok sağlıklı bir oğlan. Tutabilir miyim ben? Buyurun. Maşallah. Oğlum. Hoş geldin oğlum.